Dostlar hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben stajyer doktor Yaşar Nurullah. Bu kanalda düzenli olarak aile sağlık ve bilim konulu içerikler üretiyorum. Bugünkü konumuz uzak durmamız gereken 5 beyaz. Uzak durmamız gereken 5 beyazdan bunların zararlarından, bilimsel kanıtlarından bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz sağlık faslından. Ben genelde sağlığı 3 temel üzerinde oturtuyorum. Bu sadece benim fikrim değil. Genel olarak uzmanlar Doktorlar sağlığın 3 temelinin olduğunu söylerler. Birincisi beslenme, ikincisi uyku, üçüncüsü hareket veya spor. Eğer sağlıklı ve doğal besleniyorsanız, yeterli uyku çekiyorsanız ve hafif olsa da düzenli sporla uğraşıyorsanız sağlıklısınız demektir. Hatta şurada yana getireceğim. Spor, beslenme ve uyku eşittir sağlıklı. Güzel, doğal hayat demektir. Böyle diyebiliriz. Bugün beslenme konusundan size bahsetmek istiyorum. Beslenme konusu sağlıklı yaşamın ana temellerinden biridir dedik. Beslenme konusu tabii ki çok geniş. Burada sadece bir alanla değineceğiz. Hangi alana? Sağlığımıza zararlı olan 5 beyaza değineceğiz. Sağlığımıza zararlı olan 5 beyazdan uzak durmamız hakkında konuşacağız ve bu konuda yapılmış bazı bilimsel çalışmalara değineceğiz. Evet hepimizin evinde olan ama kullanmamamız ya da minimum kullanmamız gereken 5 beyaza geçiyorum. Hepsini tek tek açıklayacağım fakat önce şunu söylemek istiyorum. Bunların bu sayacaklarımın çoğunu sizler zaten biliyorsunuz. Benim asıl amacım bir hekim olarak bunları size hatırlatmak ve ne kadar önemli bir konu olduğunu sizlere belirtmek. İlk beyazımız tuz. Tuz biliyorsunuz kalp damar hastalıkları başta olmakla birçok hastalığın sebebiyeti olabiliyor. Birçok hastalığın altında yatabiliyor. Biz geçen sene kardiyoloji stajı alırken hemen hemen tüm derslerde kardiyoloji hocalarımız tüm hastalıkların tedavisinde tuz kısıtlamasını öneriyorlardı. Yani kalp hastasıysanız Tuz kısıtlaması yapmanız gerekiyor. Kalp hastalıklarından korunmak istiyorsanız yine de tuz kısıtlaması yapmanız gerekiyor. Şöyle önemli bir istatistiği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu istatistiği de dahiliye stajında bir hocamızdan duymuştum. Normalde bir insanın günlük ihtiyacı olan tuz miktarı 3-4 gramdır. Maksimum 5 gram günlük tüketmek öneriliyor. Biliyorsunuz insan vücudunun tuza yani natrium kloride ihtiyacı var. Vücut üretemiyor. Dışarıdan almamız gerekiyor. Ama bunun günlük miktarı 3-4 gramı geçmemelidir. Ama Türkiye'de günlük tüketilen tuz miktarı ortalama 17 gramdır. Bu da bizim normalden 3 bazen 4 defa fazla tuz tükettiğimizi gösteriyor. O yüzden ülkemizde kalp hastalıkları çok sık görülmekte. Tuz hipertansiyona sebep olur. Bu gerçekten de inkar edilmez bir bilimsel gerçektir. Hatta bugün üroloji hocamız da derste tuz konusunda değindi. Üriner sistemin taş hastalığı dersini işlerken fazla tuzların böbreklerde taş oluşumuna sebep olduğunu da belirtti. Dolayısıyla tuz hipertansiyon yapar ve tabii ki bunun akabinde birçok hastalıklara da sebebiyet verir. O yüzden tuzu günlük besinimizde minimuma indirmeyi zaten yemeklerin içindeki tuz miktarı vardır ve onlar bize yetiyordur. Ekstra yemeklerin üzerine tuz eklememeyi sağlık camiası önermekte. İkinci zararlı beyazımız undur. Genelde beyaz un basit karbohidrat diye geçer ve obezitenin temel taşıdır. Türkiye'de genelde börek, çörek çok yenilir. Unlu mamulleri çok severiz. İşte yemeklerimizde, tatlılarımızda un çok kullanırız. Bu da ülkedeki obezite sayısını artırıyor. Biliyorsunuz obezite yani şişmanlık dünyada giderek artan ve birçok hastalığın temelinde yatan ana problemdir. Obez olan insanların normal insanlara göre kronik hastalıklara yakalanma riski defalarca fazladır. O yüzden biz tüm tedavilerde hemen hemen hepsinde kilo verdirmeyi, zayıflamayı hastalarımıza önerir, spor yapmayı öneririz. Kilo zararlı olduğunu, fazla kilonun kötü bir şey olduğunu herhalde anlatmamıza gerek yok. Fazla kilo gerçekten de birçok hastalığın temelidir ve fazla kiloya sebep de çok un ve un mamulleri tüketmemizden kaynaklanır. Bu sebeple örneğin günlük 5 dilim ekmek yiyorsanız bunu bir dilime indirmeyi, genelde yeşil sebzelerden beslenmeyi, çok hamurlan yapılmış börek çörek tatlı gibi yiyeceklerden uzak durmayı doktorlarımız her zaman hastalarına önerirler. Son olarak unla ilgili şunu söylemek isterim. Un tüketecekseniz de ekmek tüketecekseniz de tam buğday unundan yapılmış ekmek tüket etmek şu anda en sağlıklı alternatif. Son olarak unu yapabildiğiniz kadar az tüketin. Tükettiğinizde de tam buğday ununu kullanabilirsiniz. Üçüncü beyazımız şeker. Şeker başta diabetes mellitus yani şeker hastalığı olmakla birçok hastalığa özellikle de insülin direncine böbreklerdeki rahatsızlıklara bağırsak floramızın bozulmasına sebep olabiliyor ve biliyorsunuz mutluluğumuzun sebebi olan serotonin hormonu %70 oranında bağırsaklarımızdan salgılanır ve çok şeker tüketen insanlarda bağırsak florası bozulduğu, bağırsakta yaşayan faydalı bakterilerin sayısının azalıp zararlı bakterilerin sayısının arttığı için serotonin üretiminde azalma görülüyor. O yüzden şeker çok tüketmek, çok abur cubur yemek aynı zamanda depresyona da sebep olabiliyor. Tabii ki şekerin sebep olduğu çok hastalık sayabilir. Çok bilimsel konulara değinebiliriz. Fakat en büyük hastalık adının da aynı olduğu şeker yani diyabet hastalığıdır ve diyabet günün dünyamızın en önemli en temel hastalıklarından biridir. Damar duvarımızın mahveden damar iç duvarının defonksiyonuna sebep olan şeker hayatımızın ayrılmaz parçası bir de. O yüzden şekerden uzak durmak bizi diyabet hastalığından ve onun üzerinde kurulacak olan birçok hastalıktan koruyacaktır. 3 zararlı beyaza değindikten sonra şöyle sizin için bir kodlama yaptım. Ne dedik? Birinci zararlı tuz, ikinci zararlı un, üçüncü zararlı şeker dedik. Bu üçünün baş harflerini birleştirdiğimizde tuz, un, şeker tuş oluşuyor. Bunu tuş olarak aklınızda tutabilirsiniz ve her zaman o tuşu gördüğünüzde ondan uzak durmayı veya minimuma indirmeye çalışın ve bunun devamında şunu önermek istiyorum. Çünkü direkt şunu kullanmayın, şunu yapmayın denildiğinde insanlar peki ne kullanalım? Onu yapma, bunu yapma derken ne yapalım diye soruyorlar. Tuz yerine öncelikle günlük kullandığımız tuz miktarını minimuma indirmeyi, yediğimiz her şeye tuz eklememeyi ve kullandığımız tuzlarında doğal Himalaya tuzu veya kaya tuzu ile rafine edilmemiş doğal tuzlar kullanmayı öneriyorum. İkincisi un. Un yerine de dediğim gibi pasta börek gibi unlu mamulleri yine de minimum tüketmeyi ve tükettiğimizde de tam buğday unundan, tam çavdar unundan yapılmış un mamulleri tüketmeyi öneriyorum. Üçüncüsü şeker yerine abur cuburlar, çikolatalar evezine şekeri doğal yoldan içeren besinler tüketmeyi Örneğin meyveler yemeyi, meyve kuruları, çerezler kullanmayı, gündelik bal tüketmeyi, hurma yemeyi ve içerisinde sağlıklı şekerler bulunan e, doğal ürünleri tüketmeyi mutlaka sizlere öneriyorum. Tabii ki bu şekerin evezine olarak söylediğim bal, hurma, meyve, kuru meyveler şeker hastalarında doktoruyla görüşülerek karar vermelidir. Çünkü şeker hastalarının mevcut değerlerine göre bunları bile kullanması sakıncalı olabilir. Ama normal bir vücuda sahipseniz ve şeker hastalığınız yoksa günlük kullandığınız abur cuburlar, tatlılar, şekerler yerine bu dediklerimi bal, hurma, kuru meyveler tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Evet Güneş gittiği için kameranın yerini değişmek zorunda kaldık. Kamera ile ilgili daha detaylı aletlerimiz yok. Işıklandırıcılar gibi ileride onlar da olacak inşallah. Ben hemen zararlı olan 4. ve 5. beyazlara da değinmek istiyorum. Tabii ki ilk önce söylediğimiz tuş olan 3 beyaz daha önemli. 4 ile 5'i biraz daha detaylı araştırdığım için buraya ekledim. Biraz da sizde farkındalık oluşturmak için ekledim. Dördüncü beyaz süt ve süt ürünleridir. Bu konuda tartışmalar var. Bilimsel olarak tam bir fikir söyleyemem. Fakat Asya toplumlarının çoğunda Laktaz enzimi eksikliği olduğu için bu arada laktaz enzimi vücudumuzda süt ve süt ürünlerini parçalayan enzim. Ve bizim coğrafyada toplumun çoğunda laktaz enzimi eksik olduğu için süt ve süt ürünleri ne vücudumuz tam parçalayamaz. Bu da otoimmün hastalıklara sebebiyet verebilir. Ama bu kişiden kişiye değişen bir durum. Eğer sizde süt ve süt ürünleri kullandığınızda baş ağrısı, beyin sisi, halsizlik, Hazımsızlık, karında şişlik, deride bazen kaşıntı gibi rahatsızlıklar hissediyorsanız süt ve süt ürünlerinden uzak durabilirsiniz. Anlattığım konularla ilgili gerçekten de çok sayıda bilimsel yayınlar, makaleler var. Video süremiz kısıtlı olduğu için ben onlara detaylı şekilde değinemedim ama onların birkaç tanesinin linkini videonun aşağısına bırakacağım. İlgili olan arkadaşlar oradan inceleyebilirler ve son olarak değinmek istediğim 5. zararlı beyaz aslında tüm beyazlar içerisinde en zararlısı, en tehlikelisi ve dünyada hızla yayılanı. Bu beyaz uyuşturucudur. Biliyorsunuz uyuşturucuların çoğu beyaz renklidir. O yüzden ben Kendim bu listeye uyuşturucular ekledim. Dünyamızda çok geniş yayılmaktadır. Bizim hitabımız genelde genç kesimi olduğu için bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü Bugünkü gençlik özellikle Z kuşağı bu uyuşturucu belasıyla yüz yüze. Birçok gençlerimiz kurtulabilse de birçok gencimiz bu konuda doğru karar veremeyebiliyor. Bu tehlikeyle yüz yüze kalabiliyor. O yüzden bugün hem gençlik olarak hem büyükler, ebeveynler olarak geleceğimizi, gençlerimizi uyuşturucu belasından, bağımlılık belasından kurtarmak için son derece çabalamamız gerekiyor. O yüzden ben bu konuyu uyuşturucu konusunu bu 5 zararlı beyaz konusuna dahil etmeyi çok önemsedim, ekledim. Umarım hayatınızda bu dediklerim etkili olmuştur. Yapabildiğiniz kadar bunlardan şu 5 beyazı unutmayın her elinize baktığında ve çevrenizin her tarafın her tarafında görebileceğiniz şu zararlı beyazlardan uzak durmaya çalışın. Özellikle tuştan Uzak durmaya çalışın. Bugün de önemli konulardan bildiğim ve sağlığımızın ana konusu olan beslenmenin, beslenmenin de ana konusu olan 5 zararlı beyaza değindik. İnşallah hepinize faydalı olmuştur. Umarım sizleri yormamışımdır. Sonuna kadar sabredip izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İlerideki videolarımızda uyku ve spor konusunda da videolarımız olacaktır. Sağlığın diğer temel taşlarına da değinmeden geçmeyeceğiz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.